Merhabalar, ben Ayreis. Yine yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Road America vardı. Yine 13. haftadayız, ranksız yarışlar. Sadece merak ettiğim için bir gireyim istiyorum. Road America'yı çok bilmiyorum. GTP ile gireceğiz. LMP2 ile de yapar mıyım bilmiyorum. Çok yavaş kalacağız. LMP2'ler de bizi geçecek. Zaten pistte de bilmediğim için, yağmurlu havada nasıl sürülür onu da bilmediğim için sadece tadını çıkarmaya çalışacağız efendim. Evet arkadaşlar, bu arada videoyu çok kısa bölüyorum. Çok kısa sürecek, söz veriyorum. Biliyorsunuz Dark Blue sponsorumuz. Buradan Dark Blue'ya da kocaman kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Size Dark Blue'yu nasıl çok uygun fiyatlara alabileceğinizi göstermek için şu anda bu araya girmiş bulunmaktayım. Hepsi burada giriyorsunuz arkadaşlar. Sadece yazmanız gereken şey Do In Easy. Ardından tabi U ile değil Y ile yazıyoruz. Mağazaya tıklıyorsunuz ve bütün Dark Blue ürünleri karşınıza çıkıyor efendim. Çok da uygun fiyata geliyor. Ben Dark Blue'nun 500'lüğünü tercih ediyorum. 500'lüğü 24'lü pakette 330 liraya geliyor. Sanıyorum 14 lira gibi bir rakama denk geliyordu tanesi. Gerçekten marketlerde bulabileceğiniz fiyatların çok daha altına almış oluyorsunuz. Hem de kapınıza kadar geliyor efendim. Dark Blue'ya tekrar kocaman kucak dolusu sevgiler. Bir tur boyunca safety car altında kalacağız. Tur bittikten sonra yarışımız başlayacak. Dördüncü olarak başlıyoruz. Sıralama tura atmadım. Bilmiyorum nasıl olur, nasıl biter ama önemli olan keyif almak. Umarım çok büyük hatalar yapıp pistin dışına uçmayız. Tek isteğim o. Başka da hiçbir beklentim yok oyundan. Onu söyleyebilirim. Onun dışında işte yayınlara başlamış olacağız muhtemelen. Bu video yayınlandığında belki bir haftadır yayın yapıyor olacağız. Kick'te başlamayı düşünüyorum. Eğer bir mani olmamışsa kick'teyimdir şu an. Aşağıda linki bırakmışımdır efendim. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Tekrardan hayata dönmeye, aranıza katılmaya çalışıyorum efendim. Onu da söylemiş olayım. Hadi bakalım. Gergin bir bekleyiş. Nasıl başlayacak yarış? Büyük bir kaos dönecek mi? Kaza olacak mı falan filan göreceğiz. GTP'lerin çoğu kaza yapacaktır. Umarım onlardan biri ben olmam. Ya da fren kaçıran birisi umarım bana vurmaz. En önemli sıkıntı orada başlıyor. Eğer bir hata yapmazsak güzel bir yarış çıkartırız. Umarım sıkıntısız bir şekilde akacağız efendim. Hadi bakalım. Onun dışında LMP2'ler zaten bizi geçeceğiz. Biraz dikkatli olup LMP2'lere temiz bir şekilde yolu vermek lazım. LMP2'ler niye arkadan başlıyor? Aslında önden başlasalar daha iyi olur kafasındayım şu an. Tabii IMSA serilerinde işte bu 45 dakikalık, 35 dakikalık yarışlar oluyor biliyorsunuz GTP'lerin girdiği. O serilerde mesela ilk yarış Suzuka önümüzdeki sezon. Muhtemelen şu anda o haftadayızdır diye tahmin ediyorum. Eğer yağmur böyle olmazsa ki böyle olmayacağına da eminim GTP'ler tekrardan öne atacaktır kendini. Yağmurun muhtemelen şöyle olacağını tahmin ediyorum. Yarış içinde işte günlük güneşlik başlayacak yarış. Hava değişimi olacak. Yavaş yavaş yağmur gelecek. Bir 10 dakika yağmur yağacak ve tekrardan yağmur duracak falan gibi düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Muhtemeldir ki öyle olacaktır. Diyorum. Hep birlikte göreceğiz de zaten sezon başladıktan sonra ama hep böyle yağmur altında yarışlar yapılmayacaktır. O zaman insanların da yavaş yavaş GTP'den soğuduğunu, sadece LMP2 sürdüğünü görürüz yani. Diğer türlü. Ya da GT3. GT3'ler çok daha kolay hissettiriyor açıkçası yani. Yine traction'ı ve ABS'yi aşağıdaki ışıklardan bakabilirsiniz. Bu viteslerin gösterdiği bir ekranım var önümde. Onun hemen altında ışıklar yanıyor. Eğer ABS olursa sarı ve pembe oluyordu. Eğer traction devreye girerse de mavi oluyordu. Tabi sadece sağ taraf için, sağ ön ve arka için oradaki ışıklar. Sol ekranınkini göremiyorsunuz. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Şu, bakın hemen direkt mavi yanıyor zaten en ufak gazlamada. Traction'da olmasa zaten hiç gidemeyeceğiz. Olduğumuz yerde kalacağız muhtemelen.
Evet, şu an son virajı dönüyoruz. Safety car pite çekilecek ve yarış başlayacak efendim. Kim başlatacak yarışı hadi? Bayır yukarı mı başlatacaksınız yarışı hadi abi? Hadi abi, kim basacaksa bassın gaz artık. Hadi bakalım. Allah'a emanet burası biraz. Umarım büyük bir sıkıntı çıkmaz. Evet, çıktı. Tam tahmin ettiğim şeyler olmaya başladı bile. Aa, fren kaçırdım. Çok kötü oldu bu. Tamam, sıkıntı yok. Zaten önemli olan hayatta kalmak diyorum. LMP'ler de bir geçsin abi. Sıkıntı yok. Tamam, bir tane daha araç geçecek. Şimdi bir araç daha geçecek. Bir araç daha ve tekrar piste bağlandık. Dediğim gibi en çok korktuğum zaten şey fren kaçırmaktı. Fren de kaçırdık abi. Tahmin ettiğim gibi oldu yani. Abi arabayı durdurmak ne kadar zor ya, Allah. Gerçekten durduramıyorsun şu arabayı yani. GTP'ler gerçekten çok zor oldu yağmurda ya. En güzeli LMP'yi kullanmak aslında yani. Derdi yok, tasası yok. Mis gibi araçlar, yemin ediyorum. Ya az bir şey fazla falan yapsan biliyorsun ki freni kilitleyecek ve hiç dönemeyeceksin. Az bir şey az yapsan benim gibi karşıya uçacaksın. Hadi bakalım, o arada dengede götürmeye çalışayım. Yine de 6. ist. Bu da böyle bir yarış işte. Normalde yani affı yok bu tarz hataların. En ufak hatada en sonunculuğa düşersin ama tabii yağmurlu hava olunca herkes hata yapıyor ve bu hale düşüyoruz abi. Hadi bakalım. Yine kalabalığa geldik. Ama yanlış anlamayın, LMP2'lere değil. Hata yapan LMDH'lerin yanındayız. A'dan soldan herkes birbirini geçmeye çalışıyor. Bir şekilde biz de geçtik. Ben orada büyük bir kaza olur diye korkumdan sağdan geçin dedim de kaza olmadı. Bu sefer de biraz süre kaybetmiş oldum. Freni ayarlayabilmek GTP'de mümkün değil abi. Gerçekten değil. Nürburgring'de kuruda gibi gidiyorduk, hatırlayın, GT3'le yağmur altında, ama bu araçta maalesef öyle değil ya. Çok yorucu yani. Arkamda biri daha uçtu. Önümde bir LMP2 var, ardından bir GTP var. Bakalım yetişebilecek miyiz? İlk 3'ü oynuyoruz şu an, öyle söyleyeyim yani. Ya bu kadar hata yapıp ilk 3'ü oynamak hani ancak yağmurlu koşullarda gerçekleşebilecek bir durum. Ne yapıyorsun, gözünü seveyim ben be kardeşim. Geçeceğiz ama nerede geçeceğiz bilmiyorum. Evet, şu an geçeceğiz galiba. Fazla gaza basmayı yok abi. Böyle ters virajlarda yemez yani. Yay tarzı virajlarda çok su birikiyor. Direkt alıp uçuruyor seni abi.
tekrar başladığımız yerdeyiz diyebiliriz. Hatta bir pozisyon kazanmışız yani. Umarım durur. Tamam. Biraz blokaja kaldık ama yine de durdurmayı başardık. Bu da büyük bir başarı. Evet. GTP pit'e girdi burada. Muhtemelen kaza yapmış. Liderdi. Lider pit'e girdi. Bakalım ne oluyor. Abi ne yapıyorsunuz? Gözünü seveyim. Ya benim de kafamı karıştırıyorlar, iyi mi? Önümde kaza oluyor ya. Kafam karışıyor. Dur bakayım. Tamam. Devam. 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 Sıkıntı yok. Birbirinde bir sıkıntı yok abi. Biz devam. Abi niye durmuyorsun? Durmuyor abi araba. Yok kesinlikle durmuyor. Çok yorucu. Rezil bir yarış ya gerçekten yani. Ama herkes aynı şeyi yaşıyor. Farkında mısınız? GTP'lerin hepsi yaşıyor zaten. LMP2'ler niye bu kadar yaşadı onu da anlamış değilim. Çok tuhaf tuhaf işler dönüyor yani burada. Neyse ki anı rakıt işte. O yüzden direkt giresi geliyor insanın. Aman diyorsun ne olursa olsun. Ben de size göstermek istedim yani. GTP daha önce burada sürmedim hiç. Yani IMSA da denk gelmedi. Kuru havada da sürmedim daha önce. İlk defa sürüyorum. Biraz antrenman yaptım. LMP2 ile yaptım. LMP2 ile video çekerim diye düşünüyordum ama GTP ile süresim geldi bir anda. Girdim. Büyük bir hata da yaptık aslında. Yani gerçekten yani gün sonunda acayip yüksek ratingli bazı pilotlar var. Aynı zamanda yayıncılar falan. Onlar bile gün sonunda LMP2 kullanıyor arkadaşlar şu an. Hani yağmurlu havada kimse GTP'yi ellemiyor yani. Onu net söyleyebilirim. Biz bir ruh hastasıyız. Girdik. Yanlış yaptık. Ama cezasını da çekiyoruz şu an. Öyle söyleyeyim yani. Spreye ne kadar yaklaşırsınız bu arada camınıza gelen yağmur damlaları o kadar artıyor. Onu da söylemek lazım. O da bir detay yani. Abi önümde sürekli biri hata yapıyor ve elim ayağım birbirine dolaşıyor. Benim de hata yapasım geliyor yani, anladın mı? ...22 saniye önümdeymiş lider de bu arada. Ama ona yetişebilmek şu an benim için mümkün değil yani. Aa lider kaza yapmış. Abi şom ağzımı açtım gene. Nazarı değdirdik vallahi. sağ patlamış. Lider oldum vallahi. Şaka gibi. Şaka gibi abi. Böyle bu kadar hata yapıp lider olmak da yani ancak... ...böyle bir yarışta mümkün olabilir yani. Şu an 1.2 saniye arkamda bir pilot var. Başka da pilot yok çevremde. Güzel de kovalıyor Porsche. Muhtemelen yolu vermek durumunda kalacağım. Çok fazla kaçamam ben ondan. Hissediyorum benden hızlı. En ufak hatayı kaldırabilecek durumda değil pis kesinlikle. Şu anda hava koşulları en ufak hatanı kaldıramayacak şekilde ayarlanmış. Mümkün olduğunca pistin dış tarafını ilerlemeye çalışıyorum dış tarafından. Eğimlerden dolayı suyun birikeceği yerlerden kaçmaya çalışıyorum. Lider geldi bile. Lider tekrar geldi abi. Adam kaza yapa yapa geçecek bize, eyvah.
Tamam. Liderle şimdi Porsche birbirleriyle kapışırlar. Bana biraz avantaj oluşur orada. En azından bir süre daha kaçma şansı elde ettim şu an, öyle söyleyeyim. Aa! Bu hatayı yapmayacaktık abi. Dur bakayım. Lider de geçsin şöyle. Ardından tekrar bağlanalım. Kötü oldu bu. Bak, hatasız durum yok da ha. Yanlış anlamayın ha. Hatasız durum yok. Yağmur çok güzel abi. GT bile kullanması gerçekten çok zor ve çok hoşuma gidiyor ya. Ya bu zorluk benim çok hoşuma gitti. Niye öyle oldu bilmiyorum ama bir ufak bağımlılık yaptı. Hani Stockholm sendromu tarzı. İnsan böyle kendini kaçırana falan hasta olur ya, aşık olur. Öyle bir sendrom var biliyorsunuz. O tarz bizde kendimize işkence eden iRacing'e gerçekten yağmurda da aşık olduk. Baba sen ne yapıyorsun ya? Baba sen ne yapıyorsun? Kenara çekmiş, piknik yapıyor dayı. Mangalı kurmuş, oraya sucuk pişiriyor. Böyle bir şey olabilir mi abi? Tamam. Kafamız biraz daha rahat. En azından 2-2'deyiz hala. Abi nereye gidersin? Nereye gidersin? Tamam, güzel. Hiçbir yerde gazlayamıyorsun. Sürekli yavaş gitmek zorundasın. En hızlı virajlar var mesela. Normalde 7. vites. Tapagaz döneceğin virajlar böyle. 5. vitese düşüyorsun. Yavaş yavaş gidiyorsun. Böyle gerçekten işkence ediyor ve hoşumuza gidiyor herhalde işkence. Biraz öyle bir şey olabilir. Bir ufak mazoşistlik var orada yani, ben sana söyleyeyim abi. Bir ufak mazoşistiz yani. Ama herkes aynı hataları yapıyor. O yüzden kendimi çok da suçlu veya işte kötü sürüyormuş gibi hissetmiyorum. O güzel bir şey. Tek başıma ben kötü sürüyor olamam abi. En azından etrafımda 7 tane de araba var. Onlar da kötü sürüyor. Eyvah, geç kaldım. Geç kaldım. Duracağım mı? Durdu vallahi, helal olsun. Aha, lider. Lideri geçtik. Oley be. Yes yes. Yes. Ya bu kadar kötü bir yarış tarzı olabilir mi abi? Bu kadar kötü, berbat bir yarış olabilir mi ya? Gerçekten yani. Ne zaman kimin lider olacağının hiç belli olmadığı bir yarış. Bu olabilir mi abi? Gerçekten yani. Bunu 45 dakika nasıl süreceğiz biz böyle arabaları? Ya muhtemelen böyle yağmur yağdırmayacaklar. Başka bir seçenek yok yani. Büyük rezillik olur yoksa. İki attım. Güzel. Hızlanmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş açılıyorum arkadaşlar. Dizel motor gibi düşünün beni. Zamanla açılıyorum. Zamanla hızlanıyorum. Böyle kamyonlarda falan vardır ya, açarlar arabayı. 2 dakika 3 dakika bile ısınmasını beklerler. Ben de öyle abi. 3 dakika 4 dakika ısınma süren benim. Son turlara doğru açılıyorum ben. Bakalım. Bir LMP2 de yapabilirim burada, hazır bu kadar alışmışken piste. Bir de LMP2 ile çayır beni uçalım bakalım, onun uçuş tarzı nasıl LMP2'nin. İyice en arkadan başlarım onda böyle bir de. Pitten başlarım hatta. En arkadan şey yaparız. Hayatta kalarak böyle herkesi geçmeye çalışırız. Tam böyle yağmur gelince F1'e döndü, yemin ediyorum. F1'de öyle videolar yapardım bir zamanlar, hatırlıyorsunuz yani. En arkadan başlayıp hayatta kalma online'da. Tam o kafaya döndü burası. Böyle bazen frende geç kalıyorsun. Ama zaten uzun bir süre fren yaptığın için böyle frende geç kaldığını bilerek viraja doğru yaklaşmaya başlıyorsun. Böyle bir korku salıyor. Anlatamam size. Anlatamam yani. Yağmurda sürüp deneyimlemeniz lazım bunu.
Bu korkuyu başka türlü anlatamam yani. Son tura giriyoruz galiba. Bir sonraki tur mu son tur? Tamam, son turdayız. Güzel. Eğer lider beni geçemezse, arkamdaki daha doğrusu, beni geçemezse lideriz abi. Tamamen hislerimle fren yapıyorum bu arada. Herhangi bir metrede işte şurada fren yapacaksın, şu kadar fren yapacaksın falan diyebildiğim bir şey yok. Zaten maksimumda %20, %30 falan basıyorumdur frene, görüyorsunuz. Dur, hayır. Tamam, yol tuttu, güzel. Allah'tan yol tuttu araba. Araba yol tutmasa karşıya uçmuştum abi. Direkt yani. Freni kaçırdım anlık, bitti. Hikaye kapanır. Bir de burası bayır aşağı falan ya, iyice kilitleyecek diye korkuyorum yani. Fena geliyor rakibim. O kadar hepimiz takla attık. Adam hala arkamda 2.7 saniyemde ya. Yani ben de o kadar hata yaptım. Adam da o kadar hata yaptı. Demek ki aynı miktarda hata yapmışız. Adam hala arkamda yani. İnanılmaz. Akıtacağız arabayı burada. Akıtmamız lazım. Akar mısın araba? Güzel aktı. Bir buçuk saniye fark var bakalım. Umarım yetişemez. Böyle yavaşlatamayacağım diye çok korkuyorum. Artık hız algılarım o kadar değişti ki yağmurdan sonra. Ne zaman hızlıyım, ne zaman yavaşım anlayamıyorum abi. Neyse, son viraja geldik. Bir şey kalmadı. Hadi sık dişini Sezer. Yes be! Yes. İşte bu be! Yes be! Kaç! Şimdi Sezer kaç! Arkana bile bakmadan kaç! Güzel be, yes! Tamam, lideriz abi. Yine bir şekilde hallettik. Birinci bitirdik abi. Bir de böyle sonlar yapacaksın abi. Böyle şaşırtacaksın rakiplerini ya. Böyle bir anda arabayı mahvedeceksin. Adam diyecek bunu kendine yapıyorsa bana neler yapmaz diyecek. Sezer diyecek. Ya bunu kendine yapıyor diyecek. Bana neler yapmaz bu adam diyecek. Abi şaşırtacaksın insanları. İşte bu. 2.17 atmışız bu arada. Hız süremiz de fena değil ama. Ya ben sana söyleyeyim. 2.10'ların altına düşmemiz lazım. LMP2 burada 2.10 atıyorsa bizim LMP2'den hızlı olmamız gerekiyor aslında yani. Çok garip abi, çok garip. GTP'ler LMP2'den yavaş. Yani kıyamet mi yaklaşıyor dedirtiyor yani, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Biliyorum ben böyle yılda bir 3 ay, 2 ay, 5 ay ara veriyorum ama. Yani genel psikoloji kaldırmıyor, bir şey oluyor falan filan. Zaten yeterince konuştuk diye düşünüyorum onları. Hepiniz seviyorsunuz efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. You don't really want no problem.